Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. İyi haftalar. Şifa Kapısı Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğum Avrasya Hospital'den beyin, sinir ve omur ilik cerrahisi uzmanı doçent doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu. Kendisiyle son yıllarda çok sık duyduğumuz boyun ve bel fıtığı tedavisini konuşacağız. Sizler de ekranları başında bizleri izlerken canlı yayına katılabilir, sorularınızı değerli hocama iletebilirsiniz. 0212 alan koduyla 616 12 12 canlı yayın telefon numaralarımız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam toplumda yaptığım araştırmalara göre %80'inde bel ve boyun ağrısı çekmeyen hayatında bir kere de olsa yok gibi diyor. Doğru. Araştırmalar sonucunda. Öncesinde bel fıtığı, boyun fıtığının tanımına girersek neler söyleyeceksiniz? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yani hayatımızın bir kısmında en azından %80 oranında bir bel ağrısı ya da boyun ağrısıyla karşılaşırız. Bunların ancak düşük bir kısmı bel fıtığı nedeni ya da boyun fıtığı nedeni olur. Bunlar da oldukça düşük bir kısımdır. Halk arasında fıtık olduğum, işte benim 5 tane fıtığım var, 4 tane fıtığım var diye genelde bizim karşımıza gelirler ama bunlar o kadar önemli değil. Biz beyin cerrahisi olarak cidden sinire bası yapan ve bulgu veren fıtıklara daha çok fıtık diyoruz. Öbürleri hani ufak tefek fıtıkçıklar, başlangıçlar şeklinde görülebilir. Hayatımızın hepimizde bunlar olabilir. Bunlar basit bir istirahat tedavisi ya da ağrı kesici, kas gevşetici tedavi ya da bir fizik tedavisiyle geçebilecek düzeyde bel ağrılarıdır. Ancak ciddi bir şekilde sinire bir bası yapıyorsa ve bulgu veriyorsa bu hayatımızı zorlaştıran bir durum haline gelir ve o zaman da ameliyatlık bir fıtık haline gelir. Peki az sonra yönetmenin görüntüleri ekrana vermeye başlayacak ama öncesinde her bel ve boyun ağrısı fıtık anlamına gelmiyor anladığımız tabii kadarıyla. Tabii ki. Peki belirtilerine gelirsek, belirtilerinde özellikle hangi şikayetler ön plana çıkıyor? Şimdi önce ayıralım boyun fıtığı ve bel fıtığı diye, onları ayrı ayrı konuşmakta fayda var. Çünkü bulgular birbirinden farklı. Yani özellik olarak her ikisinin de oluşum nedeni, oluşum şekli birbirine çok benzer. Ama hani bulguları birbirinden farklıdır. Öncelikle bel ağrısıyla, bel fıtığıyla ilgili konuşursak, bel fıtığının bulguları dediğim gibi sinire yaptığı bası etkisiyle radiküler ağrı dediğimiz ağrıya yol açar ki bu bacağımızdan arkasından yayılan ve topuğumuza kadar gelen ağrılar şeklinde kendini gösterir, bel ağrıları. Bu genellikle paramedyen dediğimiz yan tarafa doğru fıtıklaşıp sinire bası yapan fıtıklarda bu bulguyu görürüz. Bir de orta hat fıtıkları vardır. Orta hat fıtıklarında daha çok anüler ağrı dediğimiz bulgular olur ki merkezi fıtıklardır bunlar. Daha çok bunlarda bu kapsülün, orada oluşan kapsülün gerilme ağrıları şeklinde kendini gösterir. Ve bu ağrılar özellikle sabahları kalkınca şiddetli, ayakta uzun süre durduğumuz zaman oluşan ağrılar şeklinde kendini gösterir. Peki kimlerde daha sık görülür dersek, kimler risk altında daha çok? Ağır yük taşıyan kişiler, yükü dengesiz kaldıran kişiler, oturuş duruş pozisyonları yanlış hayat tarzı olan kişiler, bunlar da daha çok sık görüyoruz. O yüzden genelde ağırlık kaldırırken ya da normal işimizi yaparken daha dikkatli, daha belimizi düşünerek davranmalıyız. Ağırlık merkezini vücut şeyinize yakın olarak kaldırmalıyız. Ters hareketlerden kaçmalıyız. Bunlar genellikle fıtığa yol açan nedenler. Tabii bu birdenbire oluşmuyor. Her ağırlık kaldırdığımızda fıtık olacak ya da bilmem ne olacak diye bir şey yok. Bu bir süreç. Yaşlandıkça omurların arasında olan yastıkçık dediğimiz disklerde fıtıklaşmalar görüyoruz. Bu fıtıklaşmaların kaynağı bu disklerin
yaş ilerledikçe içeriğindeki su miktarının azalması ve buna bağlı olarak da dejenerasyona uğraması. Bu özellikle 30'lu yaşlardan sonra dejenerasyon süreci başlar ve giderek de su içeriği azalarak 50'li 60'lı yaşlarda buralarda bir takım dejenerasyonlar meydana gelir. Bu dejenerasyonlar nelerdir? İşte disk yapısının bozulması ve bunun içerisindeki halkalar şeklinde olan ortadaki yumuşak nükleus dediğimiz kısmı koruyan yapının bozulup o nükleus dediğimiz kısmın dışarı doğru taşması. Bu taşma sonucunda o yakındaki bacağa giden sinirler etkilenir ve bu etkilenmeyle birlikte ağrı ve bulgular meydana gelir. Peki devam edeceğiz. Tekirdağ'dan Emine Şimşek telefon attığınızda. Emine Hanım duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum Gülay Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar biz de diliyoruz. Bize böyle bir yayın yaptığınız için, böyle sağlık programı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ev hanımlarını aydınlatıyorsunuz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hocama sorup boyun fıtığını ilk nasıl anlarız? Nasıl oluşuyor? Belli bir alakası var mı bu sorunlarımı? Aydınlatırsa memnun olurum. Peki. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'ın sevgiler. Buyurun hocam. Boyun fıtığı yani boyun ağrısı kola vuruyorsa, kolumuza yayılan bir ağrı şeklinde oluyorsa, özellikle ağrı artık dayanılmaz bir hal alıyorsa, kolumuzda uyuşma, kuvvet kaybı meydana geliyorsa ciddi bir yöne kaymış demektir. Tabii ki her boyun ağrısı fıtık değildir ama ameliyatlık olan fıtıklarda belirgin duyu kaybı, kuvvet kaybı meydana gelir. Geceleri yastık beğenemeyiz, ağrıdan dayanamayız, uyku uyumakta zorlanırız. Ağrı ensemize, kürek kemiklerimize ve kolumuza doğru yayılan bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Kolumuzda yine uyuşmaları hissederiz. Yine kuvvetimiz belirgin olarak azalmıştır. Artık bardak tutamaz, iş yapamaz hale gelmeye başlarız. İşte bu aşamalarda boyun fıtığı ciddi anlama gelmiştir. Peki hocam şu anda da ekranda yaptığınız bir ameliyat görüntüsünden kareleri evet, görüyoruz. Bakın burada fıtık özellikle o nükleus dediğimiz kısım çıkarıldı. Hangi şikayetleri şu an yapmış olduğunuz görüntüdeki hastanın şikayetleri doğrultusunda ameliyata karar verildi? Bu hasta bel ve sağ bacak ağrısı şikayetleriyle başvurmuştu. Evet. Ciddi ölçüde ayağında kuvvet kaybı vardı. Ayağını kendine çekmekte zorlanıyordu. Evet. Yaklaşık 2 aylık bir ağrı ve duyu kaybı yakınımı vardı. Evet. Ve bize geldiğimizde yaptığımız tetkiklerde sanıyorum L4-5'ti fıtık bulduk ve ameliyat önerdik. Bu da onun ameliyat şeyinde yaptığımız işlem. Yaptığımız işlem burada mikro cerrahi ile yapılan bir evet. işlem. Mikroskop altında yapıyoruz. Gördüğünüz bu mikroskopla yapılan bir işlem. Bugün kullanılan en güvenilir, en iyi yöntem budur. Bakın çıkan parçaları görüyorsunuz. Evet. Bu parçalar dediğim gibi sinire bası yapan, kapsülü zorlamış, kapsülü şey yapmış ve siniri sıkıştırmış olan kısımdır. Ve bu kısımdan çıkan o bölgeyi taşan kısımları ve içerideki... dejenere olmuş kısımları mikro cerrahi evet. olarak temizliyoruz. Peki bu hasta kaç gün sonra sağlığına normal hayata kavuşuyor? Bu hasta aynı gün ayağa kaldırılır. Ameliyattan yaklaşık 6 saat sonra 4-5 saat ya da 6 saat sonra ayağa kaldırılır. Toplam bir gece yatar. Ertesi günkü muayenesini yaptıktan sonra hastayı reçetesini verir, evine göndeririz, pansumanını yaparız. İlk bir hafta hastanın dinlenmesini, istirahat etmesini öneriyoruz. İşte mutfağa, banyoya gidebilir, ev içerisinde oturup 1-2 saat televizyon seyredebilir ama
daha çok istirahat etmesini istiyoruz. Çünkü yüzeysel yaranın iyileşmesi, kapanma süreci. Bakın burada açıklığı görüyorsunuz. Yaklaşık 2 santimlik bir yerden giriyoruz. Mikrocerrahinin en büyük avantajlarından bir tanesi budur. Çünkü çevre dokuya fazla zarar vermiyorsunuz. Sadece oradaki fıtığı boşaltıyorsunuz. Hedeflenen noktaya giriyorsunuz. Burada MR'larında zaten gözüküyor. Ekranda görüntüleri Yunus Bey'in verebilir mi? Genel olarak bizi verirse biz daha detaylı görüntülerimizle konuşacağız. Evet, MR'larını görüyorsunuz. Fıtığı bakın şimdi buradan göstermek ve bu şekilde ameliyata başlıyoruz. Ve mikroskop hazırlanıyor ilk açılış safhasından sonra. Son sistem teknolojiyle yapılan bir ameliyat örneği değil mi hocam? Buradaki açıklık sadece 2 santimlik bir açıklıktır. Ve buradan girilerek yapılan bir işlem bu. Yaklaşık... Şu an parçayı da gördük sanırım. 45 dakika, 1 saat içerisinde bu şeyler tamamen temizleniyor. Bakınız büyük bir parça. Yani bu dışarı doğru şey yapmış, sinire doğru şey basan büyük bir parça. Anulus, nükleosun kısmıdır bu. Evet. Dışarı doğru taşar. Yani şunu şöyle söyleyeyim. Bu yastıkçıkların ortasında daha jelatinimsi nükleos dediğimiz bir kısım vardır. Etrafı soğan zarları gibi koruyan, oraya sağlamlık veren anulus halkaları vardır. Bu anulustaki o halkalardaki dejenerasyon, yırtılmalar, çatlaklar bunlar zaman içerisinde meydana gelebilir. Mikrotravmalarla oluşabilir. İşte ağırlık kaldırma bilmem ne. Ve sonuçta bazen bir ani bir hareket. Evet. Bazen bir hapşırık. Evet. Bunların yırtılmasına ve dışarı doğru pörtlemesine neden olur. İşte hani halk arasında yırtılmış fıtık ya da patlamış fıtık dediğimiz hadiselerde bu ortadaki çekirdek kısım, nükleos dediğimiz çekirdek kısım dışarıya doğru bası yapar, çıkar. Basınç etkisiyle. Peki, devam edeceğiz hocam. Bekletmeyelim. Çorlu'dan Elif Başaran telefon attığımızda. Elif Hanım duyabiliyor musunuz? Ben beyim. Buyurun. Doktor Bey'e sormak istiyorum. Buyurun. Hani iki kere ameliyat oldu bel fıtığından, iki kere ameliyat oldu fakat sol bacağında yanma var, yanma. Evet. Ağrı değil, yanma. Kabızadan başlayıp ayağına kadar yanma var. Bunun bir tedavisi mümkün mü acaba? Yanma hissi daha çok nöropatik ağrı dediğimiz durumlarda meydana gelebilir. Özellikle iki kere fıtık oldu diyorsunuz. Muhtemelen sinir etrafında oluşan yapışıklıklar ve enflamasyonlar buna neden oluyor. Sinirde bir iritasyon oluşturuyor ve bu iritasyon sonucunda bacağında yanmalar meydana geliyor. Bunun medikal tedavisi mevcuttur. Buna karşı ilaçlarımız vardır ve bu ilaçlarla bu yanmalar ortadan kaldırılır. Tabii ki hastanın durumunu değerlendirmek gerekir. Peki bu tür şikayetlerde yanma ön plana çıkıyor mu hocam? Nadiren. 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 Dediğim gibi fıtığın tekrarlama olasılığı %5'tir. Bazen bu dejenerasyon o kadar çok olur ki adeta bir sümüksü yapı gibi böyle dejenere bir disk boşaltırsınız ve bunlarda %20'lere kadar tekrarlama şansı artabilir. Ama normalde %5 civarındadır. Biz bunları hep hastaya söyleriz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani biz ameliyat yaparken fıtığın oluşturduğu nedenleri ortadan kaldırmıyoruz. Sadece sonucu düzeltmeye çalışıyoruz. Ve bunun için de hastanın dikkat etmesi lazım. Yani bu aynı patlayan lastiği onarmak gibi. Ama siz aynı çivili yoldan giderseniz, aynı hayat tarzını, aynı ağır kaldırma bunları sürdürürseniz sonuçta aynı lastik de patlayabilir, diğer lastikler de patlayabilir. Yani belde de aynı şekilde bu geçerlidir. İşte ben iki kere ameliyat oldum diyen hastalar var, üç kere oldum diyen hastalar var. İşte bu dejenerasyon ve aynı kendine beline dikkat etmeyen hastalarda bu olabilir. Tabii bunun şeyleri var mı? Sadece hasta mı suçlu? Hayır, değil. Yetersiz ya da başarısız yapılan disk cerrahilerinde de tekrarlama söz konusu. Aynı zamanda yapışıklık granülasyon dokusu dediğimiz bazı örneğin yaralar
hiç iz bırakmadan iyileşirken bazı insanlarda ciddi bir şekilde keloid dediğimiz yara dokusu oluşuyor. Göze çarpan. Bu evet. Derinde de aynı şekilde geçerli. Yani bunda da aynı şekilde bir granülasyon dokusu oluşturma şeyi oluyor ve bu da bulguların artmasına ya da tekrarlamasına neden oluyor. Şimdi birçok gelen Twitter ve Facebook üzerinden sorularda hocam her ne kadar dikkat etsek de ev işi ve temizlik bize bakıyor ve dikkat edemiyoruz ve ani hareketlerde doğrudur. Ağrılar doğrudur. Ve tutulmalar sonrasında bel fıtığına kadar gidebiliyoruz. Biz peki nasıl koruyacağız diye gelen sorular. Bu dejenerasyondaki etkenlerden en önemlisi bir kere sigara. Sigara içme ciddi olarak disklerde de hani her açıdan zarar verdiği gibi beldeki bu disk dediğimiz yastıklarda da dejenerasyona neden oluyor. İkincisi ağır kaldırma, ağır iş yapma, belimizi koruyamama. Bunlar hep neden oluyor. Tekrarlayan mikro travmalar, küçük travmalar bunlar neden olabiliyor. Bunlardan kaçınmak gerekir. Düzgün egzersiz yapmak lazım. Özellikle bel kaslarını gerdirici, esnetici egzersizler yapmamız gerekiyor. Onun dışında yüzme iyi gelir. Yüzmedeki esas şey suyun kaldırma gücünü kullanmak. Böylece su üzerinde ayaklarımız yerden kesilmiş bir şekilde yüzerken omurlarımızın araları açılır. Ve o eski açıklığı tekrar yerine şey yapar. Tabii bu bir süreç. Hemen bir anda olacak bir şey değil. Ama bu arada da yüzmenin verdiği hareketlerle de bel kaslarımız güçlenir. Spor her hastalıkta faydalı. Peki Mardin'den Nevin Aydın sorusunu yöneltecek. Nevin Hanım duyabiliyor musunuz? Geçmiş olsun. Duyuyorum efendim. Buyurun hemen sorunuzu Çetin Hocam dinliyor. İyi günler ilk önce diyeyim. İyi günler. Sorunum yeğenimle ilgili. 3 yaşında ve beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyat geçirdi, yani tümörün bir kısmı kaldı. Ben bunu merak ediyorum. Kalan tümörü ne kadar, yani kalan tedaviyle ne kadar sonuç verir ışın veya kemoterapiyle? Bir de şanti takılmış. Şant o takılmış. Takılan şanti, ne bileyim, çok sinirli, çok agresif. Onunla ilgili olabilir mi yoksa beyinle alakalı mı? Ben merak ediyorum, onun için bağlandım. Şimdi burada tabii ki o tümörün cinsi niteliği bizim için çok önemli. Yerleşim yeri çok önemli. Anladığım kadarıyla bir şant takılmış. Bu beyin evet. Su yollarındaki suyu boşaltmak için evet. Yapılan bir sistem. Muhtemelen bu tümörün yeri o su yollarını tıkayıcı bir yerde bulunuyor ki bu şant takılma ihtiyacı hissedilmiş. Bir parçasının bırakıldığını ya da kaldığını söylüyorsunuz. Ya çıkarılamamıştır yani ya da beynin çok önemli merkezlerinden bir tanesinin o bulunduğu yerdedir. Onu çıkarmak beyine daha fazla bir zarar vereceği için o bırakılmak zorunda kalmıştır. Ha, buna yapılacak işlem işte radyoterapi, kemoterapi ya da gamma knife dediğimiz, eğer belli bir ölçüye geldiyse, küçüldüyse ve tümörün cinsi niteliği buna uygunsa bunu bu şekilde bu tedavilerle kalan kısmı da yok etmek şeyine girilebilir. Aşama aşama. Aşama aşama. Peki 3 yaşında ve agresif diyor. Bu tedavi aşamasında normal bir süreç midir? Şimdi beyindeki tümörlerde tabii ki bu çok farklı bir şey alabilir. Yani beynin çeşitli yerlerinde fonksiyonlar farklıdır. Evet. Örneğin frontal lobda kişilik değişiklikleri ve şey yaşanabilir. Yine 3 yaşındaki bir çocuk bunu belki agresyonla kendini gösterebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani baş ağrısı, başka bulgular. Hani bunları dışarıya bu şekilde yansıtıyor olabilir. Evet. Tabii ki doğaldır bu süreç. Ve bunları görmeden şimdi bir şey demek çok zor. Yani tümörün yerinin niteliğini görmemiz lazım. Ona göre bir şeyler söylememiz lazım.
Doktorların takibinde daha sağlıklı. Kesinlikle, kesinlikle. Mutlaka doktorunuza bu konuda danışın. Onun önerilerini dinleyin. Size en sağlıklı, en iyi bilgiyi verecektir. Peki bel fıtığıyla ilgili Avrasya Hospital'da çok önemli ameliyatlara imza atıldığını biliyorum. Bu ameliyatta da şu an ekranda yönetmenim gösteriyor mu? 2 santim mi hocam görüntü evet, görüyoruz? Yani normalde yapılan açıklık bu kadardır. Standart bir mikrocerrahi yöntemidir bu. Yani uyguladığımız halk arasında son, kapalı yöntem denilen sesi. Yöntem evet. De budur evet. Açıkçası. Çevre dokulara en az zarar veren sadece oradaki küçük bir pencereyle fıtığı boşaltıp almayı sağlıyor ve hasta aynı gün ayağa kalkabiliyor. Çok da rahat geçiyor. Postop dönemi çok rahat geçiyor. Yara iyileşmesi ona göre daha kısa ve şey oluyor. Demin de bahsediyordum bu hastalar ilk bir hafta dinlendiriyoruz. Birinci hafta sonra bel egzersizlerini veriyoruz. Bu bel egzersizlerini yapmaya başlıyor ve ilk bir ay daha düşük profilli bir yaşantı oluyor. İşte ağır kaldırmayacak, ağır iş yapmayacak ama günlük hafif işlerini yapabilir. Ve bu bel egzersizleriyle birlikte birinci hafta ve birinci ayda kontrollerimiz oluyor. Erken teşhis her zaman daha kolaylık sağlıyor iyileşme elbette, aşamasında elbette. Değil mi hocam? Yani bu aşamalarda fıtığın o sinire basının fazla zarar vermemesi çok önemli. Çünkü ne kadar fazla bir bası varsa, ne kadar şey varsa geri dönüşüm o kadar daha zor oluyor. Evet. Yani bu uzun süre oldukça kuvvet kaybı, duyu kaybı ve şey buna göre ameliyat sonrası geri dönüşümde biraz daha zor olabiliyor eğer fazla zarar gördüyse sinir. O yüzden düşük ayak gelişmeden, şey olmadan ameliyata gidilmesinde fayda var. Peki devam edeceğiz. Bugün Mustafa Örümlü Manisa'dan telefon hattımızda değil mi arkadaşlar? Mustafa Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Peki Çetin Hocam'la hemen buluşturalım sizi, sorunuzu alalım. Bugün çok fazla Türkiye'nin, Avrupa'nın her yerinden bel fıtığı ve boyun fıtığına ilişkin çok önemli sizlerin yaşayan biri olarak sorularınız bizlerden daha konuyu anlatan kişiler olarak sorunuzu hemen Manisa'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Mustafa Bey dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam benim ayağımda uyuşma var parmaklarımda. Evet. Sol tarafından ağrı geliyor. Evet. Herhangi bir MR çektirmedim. Ve sol dizimde disk yani yürüme kaybı var. Evet. Disk kapanma. Herhangi bir MR çektirmedim yani. Şimdi, bunu bir beyin cerrahına mı gideyim ben? Nöroloji mi? Bel ağrınızda var mı? Belde belin tam bitim noktasında var. Bitim noktasında var. Evet. Şimdi bunlar soldan önemli. Soldan geliyor ve ayağımı kireçten de dediler buna. Şimdi, ama dizde kayıp var şu anda. Evet. Sol dizde. Yani duyu kaybı olması önemli bir bulgu. Sinirin etkilendiğini gösteriyor. Muhtemelen bir radiküler ağrıdan bahsediyorsunuz. Ama aynı zamanda ben disk kapağınızda da bir problem var gibi duruyor anladığım var, kadarıyla. Problem var yani. Evet yani disk kapağınızın da bir görülmesi lazım bir ortopedist evet. Tarafından. Ama bir beyin cerrahi tarafından da bir disk hastalığı açısından bir muayenenizin yapılması gerekiyor. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Peki çok geçmiş olsun. Manisa'ya sevgiler gönderiyoruz. Her ailede bir bel ağrısı hikayesi, bir boyun ağrısı hikayesi mutlaka oluyor hocam. Olur, hepimizde olur. Yani dediğim gibi bel ağrısı, boyun ağrısı bunları çok sık yaşıyoruz. Ve bakın yani hepsi bunların ameliyatlık değil. Normal süreçte, doğal sürecinde de bunları eğer siz ameliyat olmadan geçirmeye kalkarsanız bir 6-7 hafta sonra biraz daha bulgular geriler, azalır. Ameliyat bu işi sadece daha hızlandıran bir süreç. Yani bir an önce iş kaybımızı önlemeyi sağlayacak, normal gücümüzü sağlayacak bir işlem. Ama hani bıraktığınız zaman da ne oluyor? Eğer tabii ki düşük ayak gelişmiyorsa ve şey olmuyorsa yani bu söylediklerim acil endikasyonların dışındaki bel fıtıklarında da
belli bir süre sonra iyileşme, işte fizik tedavi vesaireyle sağlayabiliyoruz ilaçlarla ve şeyle. Ama bu süreç çok çok daha uzun, çok daha ağrılı ve sancılı bir dönemdir. Cerrahide ise çok kısa sürede sonucu alıyoruz, ayağı hemen kaldırıyoruz ve bulgularımız, kuvvet kaybımız, duyu kaybımız bunlar düzeliyor. Peki İsmail Dursun İstanbul'dan sorusunu yöneltecek. İsmail Bey duyabiliyor musunuz? Geçmiş olsun. Duyuyorum. Hayırlı yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buyurun. Hocama bir şey soracaktım. Buyurun. Buyurun. Benim de temel çektirdim. Bel fıtığı belirtti. Tekrar gittim bir daha. Fizik tedavisi gördüm. Evet. Bir de MR çektirdim. Benim Temmuz'da çıktı. Tekrar ayağımda uyuşma çıktı. Dizden aşağıya şu durumda yatakta yatıyorum. Evet. Kemikte sızlama var ve sızlıyor. Tekrar devlet hastanesine gittim. MR'da çektim. Ayağım, bacağımda temiz diye bir şey yokmuş. Ama yataktan kalkıp gezemiyorum yani. Anladım. Şimdi tabii uyuşmaların ille bel fıtığından kaynaklanıyor olması gerekmez. Yani sinir sıkışmaları da uyuşukluklara neden olur. Yani belinizden çıkıp bacağınıza giden sinirin o seyir sırasında bacağınıza giderken herhangi bir yerde sıkışması söz konusu. Özellikle diz kenarında ya da ayak bileği çevresinde sıkışmalar meydana gelir. Bu aynı elde de karpal tünel dediğimiz sıkışmalar ya da kübital tünel dediğimiz sıkışmalar gibi. Evet. Tarsal tünel olabilir ya da diğer fibüler başı civarında sıkışmalar meydana gelebilir. Bunlar da uyuşukluğa ve ağrılara neden olur. O yüzden bir EMG yapılması gerekir ve bu sinirin hani bir sıkışıklığa uğrayıp uğramadığına bir bakmakta fayda var. Ben nereye başvurmam lazım? Şimdi devlet hastanesine gittim efendim. Evet. Orada hem bacağımdan hem de kemik bilmem şeyinden MR çektiler. Temmuz'a çıktı. Ama hemen hemen 1,5 ayda yatakta yatıyorum. İşte dediğim gibi MR'da temiz çıkmış olabilir. Bel fıtığı değildir bu. Ama bir sinir sıkışması olmuş olabilir. Bacakta ya da ayak bileğinizde. Diz kenarında da olabilir bu. Bunun için bir EMG çekilmesi, EMG nöroloji tarafından yapılan ya da fizik tedavi tarafından yapılan bir işlem. Bu sinirler küçük iğnelerle uyarılıp test ediliyor ve bunun sonucu alınıyor ve sinirde bir bozukluk var mı yok mu bizim bunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Pardon hocam, bir şey sorabilir miyim size? Buyurun. Hocam. Alo. Evet, dinliyorum, buyurun. Sizin hastanede neresi oluyorsun? Ben sizin oraya başvursam. Tabii ki başvurabilirsiniz. İstanbul Avrupa'sı. Hangi semtte alıyor? İsmail Bey, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim, buyurun. Şimdi siz telefonu kapatmayın. Biz yayından alalım. Arkadaşlar sizinle iletişime geçsin, adresi versinler, olur mu? Tamam. Siz kapatmayın. Çok geçmiş olsun. Hocamla sizi buluşturalım. Saygılar efendim. Sağ olun. Peki, çok geçmiş olsun. Hocam kısa bir ara verelim dilerseniz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum Avrasya Hospital'dan beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı doçent doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu. Bel ve boyun fıtığı hastalıklarını konuşuyoruz. Hocam ikinci bölümümüzde dilerseniz boyun fıtığıyla devam edelim. Boyun fıtığının belirtisini ilk açılışımızda bahsettik ama daha detaylı söylersek neler ekleyeceksiniz? Yani boyun fıtığı da bel fıtığı gibi aynı nedenlerden ortaya çıkar. Yine mikrotravmalar, dejenerasyon. Bunların oluşturduğu nedenlerle fıtıklaşmalar görülebilir. Boyun fıtıklarındaki bir önemli husus, bu bölge belden daha önemlidir. Çünkü hemen arkada omurilik vardır. Ve omuriliğe oluşabilecek ciddi basılar felce yol açabilir. Bu nedenle, o kadar riski var. Tabii öyle bir risklidir. Yani bu yüzden dikkat etmekte fayda vardır. Peki belirtilerini her ne kadar bireyler kendisini korusa da kendilerinde en çok hissettikleri neler oluyor? Boyun ağrısı. Ya da aniden gelişen yani, bir hareketin sonucunda. Aniden gelişen hareket sonucu. Genelde hastalar bunu şu şekilde açıklarlar. Evet. Bir sanki bir sıcak bir şey aktı ve müthiş bir sızı oldu şeklinde ani gelişen şiddetli bel ağrılarında boyun ağrılarında biz bunu görürüz. ve ondan sonra artık kolum
ciddi bir şekilde ağrımaya başladı. Kola evet. vurmaya başlar. Kürek kemiğine vurmaya başlar. Hastalar bunlardan daha çok yakınırlar. Peki bu şikayetleri hissettiklerinde en yakın bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Peki teşhis aşamasına geldiğinde hikayeyi siz dinliyorsunuz. Teşhis aşamasında nelerden faydalanıyorsunuz? Teşhis aşamasında görüntüleme yöntemleri bizim için önemlidir. Evet. Özellikle MR görüntüleri bizim için oldukça önemli. Yine direkt grafiler oradaki kemik yapıda oluşabilecek bulguları bize gösterir. Evet. Kemik yapıda bir düzensizlik var mı, bir çökme, bir kırılma var mı? Direkt grafi bize onu gösterir. Yapısal bir bozukluk var mı? Bunları ayırt edebiliriz. MR görüntüleme daha çok yumuşak dokudaki görüntüler bizim için MR görüntülemede önemlidir. Bunda o fıtık basısını, çevre dokuların varlığını, bir tümör var mı, bir başka bir bulgu var mı, enflamasyon var mı, biz bunlara bakarız. Enfeksiyon var mı, ona bakarız. Yine EMG sinir iletim çalışmaları yapılabilir. EMG'de de sinirlerde bir radikülopati, bir nöropati var mı? İşte sinirin bir hastalığına bağlı bir bulgu mu? İşte bir nöropatik ağrı olabilir, başka bir şey olabilir. Diyabetik nedenlerden yani şeker hastalığının oluşturduğu hastalıklar olabilir. Bunlar bize bilgi verir. Onun dışında yaptığımız işte kan tetkiklerinde bir enfeksiyon varlığı, bir romatizmal testler bunları yaptırabiliriz. Bunlardır yaptığımız Peki, testler. Peki şimdi Avrasya Hospital'ın kafe onkolojide çok iddialı biliyoruz ama bunun yanında birçok dallarda da ön plana çıkıyor. Basında yakından takip ediyoruz. Sizin alanınızda da çok önemli işlemlerin yapıldığını biliyorum ameliyat alanında. Hastaneniz hakkında bilgi verirseniz ameliyat aşamalarında. Hastanemizde şu anda her türlü ameliyat, beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı yapılabilir hale geldi. Evet. İşte beyin ameliyatları olsun, omurga ameliyatları olsun bunlar yapılıyor. Sinir ameliyatları yine. Yine pediatrik vakalar yapılıyor. Yani beyin cerrahisi açısından. Da iddialı olduğunuzu evet. diye getiriyorsunuz. Peki şimdi son yıllarda her yaş grubundan biz duyuyoruz basında ama hocam öncesinde de var mıydı bu bel ve boyun ağrılarına ilişkin şikayetlerin sonucu bel fıtığına ya da boyun fıtığına kadar gidişin hikayesi? Yaşın etkisi oluyor mu? Yaşın etkisi oluyor dediğim gibi yani yaşlanmayla birlikte omurgaların arasındaki o yastıkçıklarda dejenerasyonlar evet. meydana geliyor. O dejenerasyonlar belli aşamalarda artık kendini göstermeye başlar. Omurgalardaki arasındaki aralık azalır, çöker. Skleroz dediğimiz kemiklerde kalınlaşmalar, spondilopatik bulgular meydana gelir. Bunlar da ağrıya yol açabilir. İlla yani fıtığın oluşturması neden değildir. Yani sinirin geçtiği yerde küçük spondilotik basılar da aynı radikülopati bulgularını da verebilir. Bunlara biz hard disk diyoruz ya da işte kemikleşmiş fıtık adını veriyoruz. Bunlar yine aynı şekilde aynı yöntemlerde tedavi edilirler. Yine yapısal kas iskelet kaynaklı ağrılar söz konusu olabilir. Bunlar da eklemlerdeki dejenerasyon. Yani bu bir süreçtir ve bu evet. süreç içerisinde sadece o yastıkçıkta bir bulgu olmaz. Aynı zamanda bu faset dediğimiz eklem noktalarında da ağrılar olur. Bunlar da ağrıya yol açabilir. Yine sık sık işte soğuktan tutulma, stres, gerginlik bunlar da boyun kaslarımızın ya da bel kaslarımızın kasılmasına yol açabilir. Fibromiyaljik ağrılar söz konusu olabilir. Bütün bunlar boyun ve bel ağrılarının etiyolojisinde yer alır. Peki devam edeceğiz bekletmeden. Aksaray'dan Ali Okur telefon attığımızda. Ali Bey duyabiliyor musunuz? Alo duyabiliyorum evet. Çok geçmiş olsun. Sorum olacak hocama. Buyurun. Hocam ben boynumu bir sağ sonra çeviremiyorum, zor çeviriyorum. Bir de boynumda benim ara sıra iğne gibi batıyor. İğne gibi bir şey batıyor hocam. Bu neden olabilir? Yaşınız kaç? 22 hocam.
22 oldukça genç bir yaştasınız. Boynumu çeviremiyorum diyorsunuz. Daha çok bir tutulmadan. Hocam, söylemek istiyorum. Ya ara sıra boynumda öyle bir iğne vurular da acı değil hocam. Onun gibi batıyor hocam. Anladım. Muhtemelen olabilir? O oradaki bir sıkışma neticesinde sinirin belli hareketlerde ya da belli boyun şeylerinde ağrı uyandırmasından kaynaklanıyordur. Siz bunu iğne batıyor gibi ifade ediyorsunuz. Hani belli bir pozisyonda o sinir genelde çıkış yerinde sıkışırsa bu şekilde bir ağrı tarifleyebilirsiniz ve bunu hemen boynunuzu düzelterek ya da şey yaparak azaltmaya çalışırsınız. Bakılması lazım yani filmlerinizin ve şeylerinizin incelenip muayenenizin yapılması lazım. Peki hocam, çok teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun. Peki, Aksaray'a sevgiler gönderiyoruz. Şimdi her hastanın kendine göre anlatım tarzı oluyor değil mi hocam? Kesinlikle. Peki şimdi birçok hasta tanı konulduktan sonra boyunlukla ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Başka yöntemi var mı bel fıtığı aşamasını şimdi, yaşayan kişiler için? Şimdi boyunda lordoz dediğimiz bir durum söz konusudur. Yani boyun eklemleri bir C şeklinde hafif bir açılanma yapar. Bunun bozulmasını düzleşmesi ya da ters açılanması işte lordozun bozulması olarak biz tarif ederiz. Bu kaslardaki kasılmalardan meydana gelir. Yani burada oluşan sinyallerle kaslarda kasılma meydana gelir. Ve bu kasılmalarla birlikte o lordoz C biçimindeki yerleşme, düzleşmeye veya da ters açılanmaya yol açar. Ters açılanma başladığı zaman biz hastalara tedavi olarak kas gevşetici, ağrı kesici tedaviye ek olarak boyunlukta veririz. Yine boyun ameliyatlarından sonra özellikle boyun fıtığı ameliyatlarında fıtığı boşalttıktan sonra araya kafes dediğimiz içinde kemik aşı bulunan aralık tam çökmesin diye yerleştiririz. Ve bu kemik aşının tutması için de yaklaşık bir ay kadar ya da üç hafta bir ay kadar boyunluk veririz hastaya. Ameliyat sonrası duydukları tek sıkıntı budur. Servikal disk protezi dediğimiz materyal yerleştirdiğimizde bu biraz daha hareketi sağlar. Biz bunlarda boyunluk kullanmayız ve boyun hareketlerini daha serbest. Peki ne kadar kullanmak zorunda diye soracağım ama Salih Dinç İstanbul'dan sorusunu yöneltecek. Salih Bey, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum şu anda sizi. Hemen hocamızla buluşturalım, sorunuzu dinliyoruz. İyi günler diyelim önce, iyi yayınlar size. Sağ olun. Hocama bir sorum olacaktı. Son birkaç yıldır özellikle kış dönemlerine boyun tutulması oluyor bende. Sağa sola bayağı bir dönemiyorum. Komple vücut olarak dönüyorum, başımı çeviremiyorum. Evet. İşte doktora gidiyorum, eczaneye gidiyorum. Böyle kas gevşetici ya da ağrı kesici ilaçlar veriyorlar ama yine bir hafta 10 günden önce düzelmiyor. Acaba bu boyun fıtığı ya da bel fıtığına yol açar mı? Geçici bir şey midir? Onu merak etmiştim temelinde, hocam. Temelinde olabilir. Yani ufak fıtık başlangıçları ya da bir fıtık şeyi olabilir. Ama hani bunu sık yaşayabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi konservatif bir tedavi ile çok rahat geçebilir. İle ağrı kesici, kas gevşetici bir tedavi ya da bir fizik tedavisiyle çok rahat geçebilecek ağrılardır bunlar. Bunları hepimiz zaman zaman hayatımızın belli döneminde yaşarız. Özellikle soğuk havalarda ya da stres, gerilim bunun gibi şeylerde ağrılarımız artar ve bunu yaşarız. Ama bu belli bir tedavi ve boynumuzun dinlendirilmesiyle işte bu dediğim gibi ters açılanma olursa boyunluk takarak ya da fizik tedaviyle bu uygular geçer. Hocam bir de kollarımda da böyle... sesim geliyor değil mi hocam? Evet, duyuyorum. Kollarımda da böyle özellikle geceleri böyle bir uyuşma, ağrı, böyle bir bayağı bir farklı şeyler oluyor. Karınca, o zaman sizin mutlaka bir görünmenizde fayda var çünkü. Her iki kolumda da yani üşütmekten mi ya da hani boyundan kaynaklanan ya da bel fıtığına benzer şeyler mi acaba? Boyundan kaynaklanabiliyor. Kaynaklanabilir. Özellikle kollarda uyuşma hissediyorsanız siniriniz etkileniyor demektir. O zaman mutlaka bir beyin cerrahisine başvurmanızda fayda var. Salih Bey, teşekkür hocamla buluşturalım mı sizi? Telefonunuzu kapatmayın.
Gerekli bilgileri arkadaşlar size versinler hocamla ilgili. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar size. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Hocam mevsim geçişlerinde ağrıların ön plana çıkması daha mı etkili tabii oluyor? Tabii ki. De yani kendimizi soğuklardan fazla koruyamazsak, maruz kalırsak, özellikle terleyip de rüzgara maruz kalmamızla halinde tutulmalarımız çok sık olacaktır. Biz bunu çok yaşıyoruz mevsimsel dönemlerde. Hastalar ya işte tutuldum, o bıçak saplanır gibi bir ağrı tarif ederler bize. Sadece belinde ya da bu sırtında, omzunda olan ağrılardır. Bazen bir şişkinlik şeklinde tarif ederler bunu. Hakikaten o kas kasılmasının şişkinliği palpe edilebilir, ele gelebilir. Bunlar da verdiğimiz ağrı kesici, kas gevşetici tedaviler. Gerekirse o şeyin kas içerisine enjeksiyon da yapılabilir. Yani bazen çünkü bu o kadar yer edinebilir ki fibrozit oluşturur orada. Böyle bir ağrılı düğme gibi tarif eder ve belli bir noktada basmakta çok ciddi hassasiyeti ve ağrısı olur. Ve sağa sola dönerken, hareket ederken şiddetli birisi bıçak batırıyormuş gibi der hasta, bunu bu şekilde tarif eder. Biz bunun muayenesini yaparız. Bel fıtığının bulgularını saptamadığımız hastalarda buna yönelik tedavimizi veririz. Bu yine ağrı kesici, kas gevşetici tedavi, enjeksiyon tedavisi ya da bir fizik tedavi şeklinde kendini gösterir. Sıcak iyi gelir genelde bunlara. Sıcak uygulaması, işte yüzeye sürülen kas gevşetici merhemler, bunlar iyi gelirler. Peki az önce telefon öncesinde boynukla ilgili konuşuyorduk. Özellikle takmak zorunda olduğu süre ne kadar hastaların tedavi aşamasının daha sağlıklı olabilmesi için? Yani bu süre değişiyor ama yaklaşık 3 hafta yeterli bir süre. Bu ameliyat sonrası. Evet, ameliyat sonrası için bahsediyorum. Diğer normal ters açılanmalarda yaklaşık 10 gün 15 günlük bir tedavi yeterli. Bu süre içerisinde yine ağrı kesici, kas gevşeticileri kullanıyor. Amaç burada boyun kaslarını dinlendirmek, hareketi minimalize etmek ve bu şekilde kasların rahatlamasını, serbestleşmesini sağlamak. Bu, ve kasılmayı önlediğimiz zaman ağrılar da ortadan kalkıyor. Ameliyat sonrası olan şeylerde de amacımız oradaki hani kemikleşmeyi sağlamak, boyun oynamasını azaltıp bir an önce tutulmasını sağlamak. Peki yine devam edelim. Şanlıurfa'dan izleyicimiz Mehmet Çil, doğru mu okuyorum arkadaşlar? Peki Mehmet Bey, geçmiş olsun, Şanlıurfa'ya sevgiler, duyabiliyor musunuz? Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen hocamla buluşturalım sizi, buyurun. Evet hocam, benim hanımda bel fıtığı var. Evet. Bel kayması var. Evet. MR'ını çektirdim. Hı hı. Evet, bu şeyinden, bu omurganın üzerinde et oluşmuş. Şimdi yani yürüyemiyor. Ameliyat dedik biz. Dedi ameliyat olursan daha da kötü. Şimdi bir düşmesi, bir kaza geçirmesi öyküsü var mı hastada, bir düşme? Bundan 20 sene önce düştü. 20 sene önce düşmüş. Anladım. Evet. Şimdi bir kaymadan bahsediyorsunuz. Kayma dediğimiz omurların yerinin değişmesi ve hareket etmesi. Tabii ki bunlarda ağrı, özellikle oturup kalkarken, eğilip doğrulurken ağrılar oluşabilir. Özellikle instabilite oluşturduysa, instabilite dediğimiz bulgu hareketin kayma esnasında devam etmesi, ki bu ciddi ağrılara yol açar. Bunlarda omurgayı stabilizasyon ameliyatları yapıyoruz. Aynı ameliyat içerisinde bu fıtığı da boşaltıyoruz. Tabii ki bu kaymaların oluşturduğu yerlerde fıtık da oluşabiliyor. Çünkü evet, şeyi bozuluyor, oradaki yastıkçıkların yerleşme düzeni bozuluyor. Ve burada taşmalar da meydana geliyor. Bunlar da stabilizasyonla birlikte fıtık da boşaltılıyor. Şimdi sırtında fıtık tamamen kaplamış. Hı hı. Tamamen kaplamış ve yürümesine engel oluyor. Bir doğrudur, doğrudur. Orada kanal, yani kanalın da daraltılması, daralması söz konusudur. Ağrı vuruyor, duramıyor.
özellikle yürüyemez. Tabii bu bel ağrılarının sadece tek bir nedeni fıtık değil. Bakın yani bir sürü nedenleri var. Biz sadece fıtıkları bugün konuşuyoruz diye bunları evet. gündeme getirdim. Ama kanal daralması da ayrı bir sorundur. Özellikle omurilik sinirlerinin geçtiği omurgadaki daralma aynı kum saati gibi kanalı daraltır ve bu daralmanın sonucunda uzun süre ayakta durunca ya da belli bir mesafe yol yürüyünce hastada ağrılar oluşur. Ve bu ağrılar uyuşmalar şeklinde her iki bacağa yayılır. Hasta öne eğilince, çömelince bir parça bundan daha rahatlar. Çünkü öne eğilme sırasında omurganın o bölgesinde açıklık biraz daha genişler ve hasta çömeldiği, oturduğu zaman rahatladığını söyler. Fakat yine belli bir mesafe ayakta durunca ya da yürüyünce ağrılar başlar. Giderek bu mesafe kısalır. İşte 200 adımda bir dinlenme ihtiyacı hissediyorsa 100 metreye düşer. Ve bunlarda yapılacak işlem yine stabilizasyonla oradaki omurganın açılmasıdır, aralığın evet. açılmasıdır, kemiklerin alınması. Mehmet Bey duyabiliyor musunuz Şanlıurfa'dan? Evet duyuyorum hocam. İstanbul'a geliyor musunuz yakın zamanlarda gelme planınız varsa? Gelme şeyim, imkanım da yok benim yani şimdi. Yeşil kart benimki imkanım bulunduğu, da yok. Bulunduğu bölgedeki hastanelere de başvuruyor. İlle, evet. Yani, evet. Eğer biz buradaki ben amaç sadece şey değil. Yani bulunduğunuz yerdeki doktorlara da gidebilirsiniz. MR'ı falan çektirdim. Evet. Peki şöyle diyelim. Duyalım. Duyabiliyor musunuz? Eğer evet, Şanlıurfa'dan İstanbul'a geldiğinizde arkadaşlarım size iletişim adreslerini versinler hocamın. Yolunuz düştüğünde bir de hocam baksın olur mu? Mutlaka tabii ki. Tamam, kapatmayın telefonunuzu. Çok geçmiş olsun. Şanlıurfa'ya çok sevgiler. Evet, yine devam edelim hocam bekletmeden. Almanya'dan Aziz Doğan şu anda da telefon attığımızda. Aziz Bey duyabiliyor musunuz? Duyayım efendim. Çok geçmiş olsun. Almanya sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen hocamla buluşturalım sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Duyuyorum efendim. Çetin hocam dinliyor sizi. Evet, Çetin Ayhan Evliyaoğlu. Buyurun hocam. Doktor Bey iyi günler efendim. İyi günler. Doktor Bey ben Almanya'dan arıyorum. Buyurun. Türkiye'de Yanova'da doktora gittim. Bahanteki belinde beşleme var. Evet. Ben gelirken valizim ağrıdı. Onu kaldırınca şimdi benim durmadan ağrıyor yani. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Veyahut da yüzüne tabii yazın geleceğim. Bacağınıza vuruyor mu ağrılar? Onu öğrenmek istiyorum doktor bey. Ağrı bacağınıza vuruyor mu? Ağrı bacağıma vurmuyor fakat ayaklarım üşüyor doktor bey. Anladım. Bu ağır kaldırma sonrası meydana geldi. Evet. Şimdi Aziz Bey duyabiliyor musunuz? Duyayım efendim. Şimdi sanırım Türkiye'ye geldiğinizde herkesin gönlü yapmak için valizleri fazla doldurmuş. Sonrasında da şikayetler artmış galiba. Evet. Ağır kaldırınca evet. meydana ağır gelen bir oluşum. Hemen hocam yanıtlıyor. Bir, hatta kalın. Muayenenizin yapılması evet. ve tetkiklerinizin incelenmesi lazım. Eğer bu durum bir fıtıktan ya da başka bir nedenden kaynaklanıyorsa ona yönelik bir tedavinin verilmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla ağır kaldırma sonucu oluşan bir şey bir fıtık başlangıcı ya da bir fıtık olabilir. Bunun değerlendirilmesi lazım, incelenmesi lazım. Yalnız doktor bey özür dilerim. Buyurun. Yanova'daki doktor vardı ki belinde kireçlenme var. Şimdi kireçlenme direkt çekilen filmde görülen bir bulgudur. MR dediğimiz görüntülemede ise fıtıklar görülür. Bilmiyorum size MR çekildi mi? MR çekildiyse bu kireçlenmenin arkasında bir fıtıklaşma görülebilir. Bunun değerlendirilmesi lazım. Yine muayenenizin yapılıp acaba sizde bir kuvvet kaybı, duyu kaybı ya da başka bir bulgunuz var mı? Bunun bakılması lazım. Aziz Bey duyabiliyor musunuz hocamın dediklerini? Dinliyorum doktor bey. Şöyle yapalım. Eğer yakın zamanda geliyorsanız elinizdeki tetkiklerle hocamla sizi buluşturalım. İsterseniz hocam da bir baksın olur mu? Şimdi doktor bey tekrar bir sorum var efendim. Evet. Doktor bey sağ koluma da ağrı bu kan azıcık omuzlarında da kolum sağ kolumda ağrı falan var. Şimdi bu ayrı bir bulgudur. Beldeki
bulgular boyun şey kolda şey yapmaz ama aynı zamanda eğer sizde bir omurganızda yapısal bir şey varsa dejenerasyon bu evet. Boyun fıtığınız da olabilir ya da boyunda başka bir bulgu da olabilir. Bu kola yayılan sinirleri etkilemiş olabilir. Yani bunun da değerlendirilmesi lazım. Yani hastalarımızda aynı zamanda bel fıtığıyla birlikte boyun fıtığı da görebiliyoruz. Yani bu çünkü bu evet. Omurgadaki dejenerasyon bir süreç ve bu sadece tek bir yeri tutmuyor. Çoklu bulgular da görebiliyoruz. Böyle çok hastamız var. Aynı zamanda bel fıtığı ve boyun fıtığı olan, her ikisinden ameliyat olan ya da bunların hepsi aynı zamanda ameliyatlık olmak zorunda da değil. Kimisi bu dejenerasyonlar hani aşama aşamadır. Kimisi sadece tedaviyle, kimisi fizik tedaviyle düzelebilir. Kimisi de ameliyatlıktır. Bunların iyi değerlendirilmesi lazım. Dilerseniz telefonu kapatmayın. İletişim adreslerini hocamın alabilirsiniz. Tamam. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş çok olsun. Almanya'ya sevgiler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam izninizle bir telefonumuz daha var. Tabii. Bekletmeden alalım. Huriye Şenol Ankara'dan. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Çok geçmiş olsun. Hemen sorunuzu hocamla buluşturalım. Buyurun. Oldu. Buyurun. Benim Eskişehir'de kız kardeşim var. Bel evet. fıtığından ameliyat oldu. Evet. Bu ameliyatında 8 tane platin taktıklarını söylediler. Evet. Ve bu narkoz esnasında kız kardeşimde Alzheimer hastalığı başladı. Hiçbir dediğimizi yaptıramadık. Sırt üstü yatması gerekiyordu. Evet. Şey diyordu. Hemen kalktı, ayaklandı, dolaştı. Çok ağrısı var. Hiç düzelemedi. Bir seneyi geçti. Ne yapmamız gerektiğini bir türlü bilemiyorum. Ve Alzheimer hastalığı aynen devam ediyor. Belindeki rahatsızlık aynen devam ediyor. Şimdi ne yapalım doktor bey? Platin takılmış 8 tane. 8 tane evet. Ve muhtemelen bir steroz söz konusu. Yani bir kanal darlığı söz konusu. Bu kanal darlığı açılmış. Bir fıtıklaşmadan bahsettiniz. Belki aynı zamanda bir fıtığı da vardı. O da evet. boşaltılmış. Fıtıktan zaten ameliyat oldu. Aha. Ayağı tutmuyordu. Evet. Orada da bir bası varmış. Ayağı tutmuyor diyor. Hasta güzel tarif ediyor. Şu anda ayağı nasıl? Basıyor, dolaşabiliyor, dolaşabiliyor ama kısa sürede dolaşıyor. Evet. Ondan sonra oturması gerekiyor, yatması gerekiyor. Hı hı. Kaç yaşında? 64 yaşında. 64 yaşında, çok da yaşlı değilmiş. Evet, evet. Evet. Ben Ankara'ya getireyim, burada kendim de ameliyat oldum. Hı hı. Ben kanal daralmasından. Evet. Buraya getireyim doktoruma göstereyim diyorum. Getiremiyorum katiyen. O Alzheimer hastalığında bir şey başladı. Ameliyatla birlikte başladı bu da. Daha önce yoktu. Birbirleriyle çok ilişkili olduğunu düşünmeyin. Yani bunlar birbirinden farklı bağımsız hastalıklardır. Narkoz yaptı sanıyorum ben. Narkozdan sonra oluştu. Yani Alzheimer bir süreçtir. Bunun tetikleyen bir sürü mekanizmalar var. Tabii ki narkozla da ya da şeyle de artmış da olabilir. Yani hani ama bunlar tamamen tesadüf de olabilir. İkisi yani, farklı ikisi hastalık. Farklı hastalık. Evet. O yüzden hani o oradan kaynaklandı ya da bir şey diye bir söz konusu olamaz ama birbirlerini onlar farklı bir süreçler. Aynı dönemde gelmesi aynı dönemde belki etkilemiş olabilir. Karşı karşıya kalınan bir şey. Durum. Geçmiş olsun Huriye Hanım. Yapabileceğim bir şey var mı? Doktor Bey onu sormak istiyorum. Beli evet. açısından tekrar bakılabilir. Alzheimer açısından bir nöroloji doktoruna gözükmesinde fayda var. Nöroloji yani onun ilaçları ve şeyleri nöroloji tarafından düzenleniyor ve onu takip ediliyor. Onu devamlı götürüyoruz da evet. beli hiç düzelme yapmıyor. Bakılması lazım. Tekrar bir kontrollerinin yapılması lazım. İsterseniz kendi doktoruna ya da buraya da gelebilirsiniz. Kanalda bir başka bir darlık var mı? Açılmadık bir yer var mı? Ona bakılmasında fayda var. Evet. Tabii burada konulan platinin şeyi de önemli. Evet. Onların da düzgün konmuş olması gerekir.
Bütün bunların incelenmesi lazım. Yani bir incelenip ona göre bir sonuç verilmesi lazım. Ben Ankara'da olmama rağmen hiç ben onun kadar ağrı çekmiyorum. İşte her şey aynı olmuyor biliyorsunuz. Bu tamamen birbirinden farklı farklı durumlar. Bunun değerlendirilip hani en uygun yöntemin size bildirilmesi lazım. Yani ne yapılabilir, ne yapılamaz, neler ne kadar kalıcı, neler ne kadar değil, bunun açıklanması gerekiyor. Bunu başka bir yere götürmem lazım. Nuriye Hanım, şöyle yapalım mı? Aynı hastaneye hiç şey yapmıyorlar. Nuriye Hanım, duyabiliyor musunuz? Efendim, duyuyorum. Şimdi telefonu kapatmayın. Dilerseniz hocamın da değerlendirmesini almak istiyorsanız hocamın iletişim adreslerini verelim. Bir de hocam baksın, olur mu? Şeyde ama Eskişehir'de bu hastane. Biz İstanbul'dayız. Yolunuz düşerse bekleriz. Çok geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederim. Peki, sağ olun. İyi günler. İyi günler, Ankara'ya sevgiler. Hocam süremizin sonuna geldik. Yönetmenim uyarıyor ama Bahar Hanım özellikle 3 kere mesaj atmış. Diyor ki eşim ağır işçi, belinde ve boynunda bel fıtığı var, omurilik kayması da var. İkisi aynı anda ameliyat olabilir mi? Bel ve boyun. Bel ve boyun aynı anda ameliyat biraz zor. Çünkü birisini yüzüstü yatırarak yapıyoruz. Bel fıtığı ameliyatlarını, boyun fıtığı ameliyatlarını sırt üstü yatırarak yapıyoruz. Ama ikisi değerlendirilir. Hangisi daha önemliyse, hangisi daha ciddiyse öncelikle o yapılıp ondan sonra ardından diğeri ameliyat edilebilir. Evet. Hadi, çevrilip yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılmayacak diye bir şey yok ama bir değerlendirmekte fayda var. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Özellikle de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizi hasta olarak ağırladık. Siz yine Gülay katılacağım dediniz. Sağ olun, kırmadınız. Tüm ekip arkadaşlarıma da geçmiş olsun diyorum. Bütün bugün reji grip. Evet, havalar şey, dikkat etmek lazım. Dikkat etmekte fayda var. Hocam bugün sizi Amras Hospital'dan beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı olarak ağırladık. Doçent Doktor Çetin Ayhan Evliyalı, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bilgileri sizlerle, izleyicilerimizle birlikte buluşturduk. Efendim sürenin sonuna geldik. Bize ayrılan yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma öncesinde çok teşekkür ediyorum. Sonrasında çok çok geçmiş olsun diyorum. Çünkü yaklaşık 10 kişilik bir ekipte herkes grip. Aman dikkat, mevsim geçişlerinde dedikten sonra programımızın sonuna geldik diyorum. Haftaya pazartesi tekrar karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.